Merhaba arkadaşlar, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcük türleri ile ilgili 13. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap sıfat görevinde değildir demiş. Arkadaşlar bu tarz soru sözcüklerinde yapmanız gereken iki şey var. Birincisi ya verilen sorulara cevap vermeniz gerekiyor. İkincisi de arkadaşlar, şimdi benim uygulayacağım teknik. Bakın, tiyatroyu izleyenlere kaçar kitap verildi cümlesinde soruyu sağlayan sözcük nedir? Kaçar sözcüğüdür. Neyi belirtiyor arkadaşlar bu sözcük? Kitap sözcüğünü, yani ismi belirtiyor. İsmi belirten sözcüklere biz ne diyoruz? Sıfat diyoruz arkadaşlar. Soru yoluyla belirttiği için de bu nedir yine? Soru sıfatıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluyoruz. Bakın cevap verelim. Tiyatroyu izleyenlere dörder kitap verildi desem kaçar kitap? Dörder kitap. Bakın ar erekini almış. Kaçar sorusunun cevabı üleştirme sayı sıfatıdır. Kardeşinle birlikte bahçeye ne ağacı diktiniz ifadesinde ise dikkat edecek olursanız soruyu sağlayan sözcük ne sözcüğüdür? Herhangi bir şeyi belirtmemiş. Direkt ismin yerine geçmiş. Ben buna kiraz ağacı desem belirtisiz isim tamlaması olur. İsim tamlaması olduğu için de ne sözcüğü ismin yerine geçmiştir. İsmin yerine geçen sözcüklere biz zamir diyoruz. Soru yoluyla geçtiği için de arkadaşlar bu nedir? Soru zamiridir. Dışarıda kaç çocuk oyun oynuyor? Yine bakın kaç sözcüğü soruyu sağlamış. Neyi belirtiyor arkadaşlar? Çocuk kelimesini. Çocuk nedir? İsimdir. İsmi belirten sözcüklere sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için de bu sözcük nedir? Soru sıfatıdır. Cevap verelim. Dışarıda 7 çocuk oyun oynuyor. Çocuk isim, kaç çocuk? 7 çocuk. Görmüş olduğunuz gibi 7 sözcüğü burada asıl sayı sıfatıdır. Makaleyi hangi kitaptan aldın? Bakın hangi sözcüğü soruyu sağlayan sözcük? Kitap kelimesini yani yine ismi belirtiyor. İsmi belirttiği için sıfat, soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar hangi sözcüğü nedir? Soru sıfatıdır. Cevap verelim. Makaleyi öteki kitaptan aldın ifadesinde hangi kitap? Öteki kitap. Öteki sözcüğü nedir burada? İşaret sıfatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanatçı hangi konularda şiir yazıyor? Yine hangi sözcüğü soruyu sağlamış? Konu isim, ismi belirtiyor. İsmi belirttiği için de sıfat, soru yoluyla belirttiği için de arkadaşlar bu sözcük nedir? Soru sıfatıdır. Cevap verelim. Sanatçı toplumsal konularda şiir yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi toplumsal konular dediğimde konu isim, hangi konular? Toplumsal konular. Bu da yine işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Bize sıfat görevinde değildir demişti soruda. Baktığımızda arkadaşlar B seçeneğinde yer alan ne sözcüğü burada soru zamiri olarak kullanılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru, cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmamıştır? Yine aynı mantıkla sormuş. Bu kaçıncı ölüm? Bugün gördüğümüz cümlesinde bakın. Kaçıncı sözcüğü soruyu sağlayan sözcük? Ölüm nedir arkadaşlar? İsimdir. Soruyu sağlayan sözcük ismi belirtiyor. Soru yoluyla belirttiği için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Soru sıfatı diyoruz. Hangi kitabı okumayı düşünüyorsun? Yine hangi sözcüğü soruyu sağlayan ifademiz? Kitap nedir? İsimdir. İsmi belirttiği için hangi sözcüğü sıfattır? Soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Soru sıfatı diyoruz. Dünkü sınav için ne kadar süre verildi? Bakın süre isim, ne kadar sözcüğü soruyu sağlamış? İsmi belirtiyor. İsmi belirttiği için arkadaşlar ve soru yoluyla belirttiğinden dolayı bu yine soru sıfatıdır. Sınıf arkadaşın ne tarafa doğru gitti? Bakın ne sözcüğü soruyu sağlamış? Taraf kelimesini belirtiyor. Taraf kelimesi nedir? İsimdir. İsmi belirttiği için sıfattır. Soru yoluyla belirttiğinden dolayı da arkadaşlar yine bu da sıfat göreviyle kullanılmıştır. Soru sıfatı göreviyle. Bu zor konuyu nasıl anladın cümlesinde ise soruyu sağlayan sözcük nasıl? Anlamak nedir arkadaşlar? Fiildir. Bakın A, B, C ve D seçeneklerinde soruyu sağlayan sözcük isimleri belirtirken burada ise arkadaşlar soruyu sağlayan sözcük neyi belirtiyor? Fiili belirtiyor.
fiili belirten sözcüklere biz zarf diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için de nasıl sözcüğü, bu da nedir? Soru zarfıdır. Sıfatla sallanmamıştır demişti soruda. Bundan dolayı arkadaşlar cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır? Oraya gitmeyeceğimi sana kim söyledi? Bakın kim sözcüğü, soruyu sağlayan sözcüğümüz ismin yerine geçmiş. Ahmet söyledi desem ismin yerine geçmiş olur. Dolayısıyla ismin yerine geçtiği için arkadaşlar nedir bu? Zamirdir. Soru yoluyla geçtiği için de biz buna ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz. Bu olayı babama nasıl açıklarım ben ifadesinde ise nasıl sözcüğü soruyu belirtiyor. Fiili belirtmiş. Çünkü açıklamak fiildir arkadaşlar. Fiili belirten sözcüklere zarf soru yoluyla belirttiği için de buna biz ne diyoruz? Soru zarfı diyoruz. Bütün bunları hangi kitaptan öğrendin sen? Bakın kitap isim, soruyu sağlayan sözcük ismi belirtiyor. İsmi belirttiği için bu sözcük nedir? Sıfattır. Soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Soru sıfatı diyoruz. Zaten sıfatla sağlanmıştır diye sormuştu soruda. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Hiçbir şeyin aslını bilmeden onu niçin eleştiriyorsunuz ifadesinde eleştirmek fiildir. Niçin sözcüğü yani soruyu sağlayan sözcük burada fiili belirtmiş. Fiili belirttiği için ve soru yoluyla belirttiğinden dolayı bu sözcük de soru zarfı görevinde kullanılmıştır. Onunla görüşmenin asıl sebebi ne ifadesinde ise arkadaşlar soruyu sağlayan sözcük ne ismin yerine geçmiş. İsmin yerine geçtiği için de biz buna ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz. Dördüncü soru. Cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmamıştır? Yazar bu romanında ne anlatıyor ifadesinde bakın ne sözcüğü ismin yerine geçmiş. İsmin yerine geçtiği için bu nedir arkadaşlar? Soru zamiridir. Aşkı anlatıyor, seni anlatıyor, Ayşe'yi anlatıyor, Fatma'yı anlatıyor, ayrılığı anlatıyor, özlemi anlatıyor desem bunların hepsi isimdir. İsmin yerine geçtiği için ne sözcüğü soru zamiri olarak kullanılmıştır. Çocuklar az önce ne tarafa gittiler ifadesinde ise yine ne sözcüğü soruyu sağlamış. Fakat burada taraf kelimesi isim olduğu için ve ne sözcüğü de ismi belirttiği için arkadaşlar bu sefer biz buna ne diyoruz? İsmi belirttiğinden dolayı soru sıfatı diyoruz. Hangisi sana benim geldiğimi söyledi cümlesinde hangisi sözcüğü ismin yerine geçmiş? Anşet söyledi, Mehmet söyledi desem ismin yerine geçmiştir. Dolayısıyla ismin yerine geçtiği için zamirdir. Soru yoluyla geçtiğinden dolayı da arkadaşlar buna soru zamiri diyoruz. Oyuncakları kimden alıp getirmişti? Bakın yine kimden sözcüğü ismin yerine geçmiş, soru yoluyla geçmiş. O yüzden biz buna soru zamiri diyoruz. Kimya sorusunu sınıfta kim çözdü? Kim, Aslı, Mehmet, Ali çözdü desem kim sözcüğü yine ismin yerine geçmiş, soru yoluyla geçtiği için de biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Soru zamiri diyoruz. Beşinci soru, sorulardan hangisine verilen cevap zarf görevinde değildir demiş. Bakalım, baban İstanbul'dan ne zaman dönecek? Bakın ne zaman sözcüğü soruyu sağlayan ifademiz. Dönmek fiil, fiili belirtmiş ve ne zaman sorusunun cevabı olmuş. Bundan dolayı arkadaşlar bu nedir? Soru zarfıdır. Cevap verelim, babam İstanbul'dan yarın dönecek. Dönecek fiil ne zaman? Yarın. Yarın sözcüğü burada zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Öğretmen size zarfları nasıl anlattı? Bakın nasıl sözcüğü, soruyu sağlayan sözcüğümüz anlatmak fiil, fiili belirtmiş soruyu sağlayan sözcük, fiili belirttiği için biz buna soru zarfı diyoruz. Cevap da verebiliriz. Öğretmen bize zarfları çok güzel anlattı. Anlattı fiil nasıl anlattı? Çok güzel, çok güzel sözcüğü burada durum zarfı olarak kullanılmıştır. Arkadaşın tatilde sizden ne kadar kaldı ifadesinde ise yine ne kadar sözcüğü soruyu sağlamış. Kalmak nedir? Fiildir. Soruyu sağlayan sözcük fiili belirttiği için bu da soru zarfıdır. Yazarın son kitabı neden çok okunuyor ifadesinde neden sözcüğü soruyu sağlamış. Okunmak fiil. Neden sözcüğü fiili belirttiği için arkadaşlar bu da soru zarfıdır. Aldığın yeni elbiseyi nereye götürdün ifadesinde nereye sözcüğü soruyu sağlamış. Fakat
Burada dikkat etmemiz gereken bir not var. Yine konu anlatım videolarında bahsetmiştik arkadaşlar. Neydi o? Hatırlayın. Yer, yön zarfları ne demiştik arkadaşlar? Yalın halde kullanılır demiştik. Bunlar ek aldığında ya da bir ismi belirttiğinde sıfat ya da farklı görevlerde kullanılabilir demiştik. Bakın burada içeriye demiş. E hal ekini almış. Artık bu sözcük nedir arkadaşlar? İsimdir. İsim olduğu için de nereye sözcüğü? Soru zamiridir. Yani ismin yerine geçmiştir arkadaşlar. Peki içeri demiş olsaydı, içeri deseydi yalın halde kullanıldığından dolayı biz bunu yer yön zarfı olarak kabul ederdik. Fakat içeriye dediği için ismin yerine geçmiştir. İsmin yerine geçtiği için de soru zamiri olarak kabul edilir. Zarf görevinde değildir demişti. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Ne sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde tür bakımından bu dizedeki ile aynı değildir? Ne ağlarsın benim zülfü siyahım dizesinde soruyu sağlayan sözcük ne kelimesi? Ne kelimesi burada arkadaşlar dikkat edecek olursanız niçin anlamına geliyor. Niçin ağlarsın demiş. Ağlamak fiil ise niçin ağlarsın dediğimde ne sözcüğü nedir arkadaşlar? Fiili belirttiği için ve soru yoluyla belirttiğinden dolayı soru zarfıdır. Seçeneklere baktığımızda ise bülbül ne gezersin Çukurova'da ifadesinde yine ne sözcüğü gezmek fiilini belirtiyor. Fiili belirttiği için ve soru yoluyla da belirttiğinden dolayı bu da yine nedir arkadaşlar? Soru zarfıdır. Ne söyler şu dağ çoban çeşmesi sorusunda ise ne sözcüğü arkadaşlar direkt ismin yerine geçmiş. Aşkı söyler, seni söyler, mehtabı söyler. Dolayısıyla ne kelimesi ismin yerine geçtiği için ve soru yoluyla geçtiğinden dolayı biz buna da arkadaşlar soru zamiri diyoruz. Ne uzaklaşırsın benden ey yarim sorusunda ise ne kelimesi uzaklaşmak fiilini belirtiyor. Ve niçin anlamına geliyor? Bakın niçin uzaklaşırsın benden ey yarim anlamına geldiği için ve fiili belirttiği için arkadaşlar yine bu da soru zarfı olarak kabul edilir. Ne saklayayım gaflet ettiğim ifadesinde ise burada ne sözcüğü niçin anlamına gelmiş saklamak fiilini belirtiyor. Bu da soru zarfıdır. Ne söylenirsin her gelen geçeni ifadesinde ise yine ne sözcüğü söylemek fiilini belirtiyor. Niçin anlamına gelir? Niçin söylenirsin her gelen geçene? O yüzden bu da arkadaşlar soru zarfıdır. Aynı olmayanı sormuştu. Dizede soru zarfıydı arkadaşlar ama ne söylersin şu dağ çoban çeşmesi ifadesinde soru zamiri olarak kullanıldığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmamıştır? Bizi dün akşam sahil yolunda niçin beklettin cümlesinde bakın niçin soruyu sağlayan kelimemiz. Neyi belirtiyor arkadaşlar? Beklemek fiilini belirtiyor. Fiili belirttiği için de bu nedir? Soru zarfıdır. Bu kara kışta köyden buraya nasıl geldiniz ifadesinde ise yine soruyu sağlayan kelimemiz nasıl? Neyi belirtmiş arkadaşlar? Gelmek fiilini belirtmiş. O yüzden bu da soru zarfıdır. Bu takım elbiseyi almak için ne kadar ödedin ifadesinde soruyu sağlayan kelimemiz ne kadar? Neyi belirtmiş arkadaşlar? Ödemek fiilini belirtmiş. Fiili belirten sözcükleri zarf soru yoluyla belirttiği için de bu da arkadaşlar yine soru zarfıdır. Yurt dışına ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz? Bakın ne zaman kelimesi soruyu sağlayan kelimemiz. Düşünmek fiil, fiili belirtmiş, fiili belirttiği için ve soru yoluyla belirttiğinden dolayı soru zarfıdır. Mert, kardeşinin doğum gününde ne alacakmış sorusunda ise ne sözcüğü ismin yerine geçmiştir. Saat alacak, kolye alacak, kazak alacak gibi. Bunlar da isim, ismin yerine geçtiği için zamir, soru yoluyla geçtiğinden dolayı da biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Soru zamiri diyoruz. Zarfla sağlanmayanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu cümledeki ne sözcüklerinin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Bakalım. Arkadaşım sokak ortasında avazın çıktığı kadar ne bağırıyorsun ifadesinde bakın ne sözcüğü daha önceki sorularda çözmüştük hatırlarsanız niçin anlamına geliyor ve bağırmak fiilini belirtiyor.
Arkadaşlar fiili belirttiği için bu nedir? Zarftır. Soru yoluyla belirttiğinden dolayı da soru zarfı olarak kabul edilmiştir. Yolunu kaybeden yaşlı amca bize ne tarafa gideceğim diye sordu cümlesinde ise ne sözcüğü yine soruyu sağlayan kelimedir. Taraf kelimesini bu sefer ismi belirtiyor arkadaşlar. Ne tarafa demiş? Cevap verelim. Şu tarafa, bu tarafa. Şu ve bu sözcükleri işaret sıfatıdır. Onun yerine geçmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu da nedir yine? Soru sıfatı olarak kabul edilir. Çünkü soruyu sağlayan sözcük ismi belirtiyor. Yarınki konferansta Batı edebiyatıyla ilgili olarak ne anlatacaksın cümlesinde ise bakın ne sözcüğü yine soruyu sağlayan sözcüktür. İsmin yerine geçmiş arkadaşlar. İsmin yerine geçtiği için de biz buna ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz. Cevap verelim. Şairleri anlatacağım. Yazarları anlatacağım. Şiiri anlatacağım. Romanı anlatacağım desem bunlar da isimdir. İsmin yerine geçtiğinden dolayı da soru zamiri olarak kabul edilir. Şimdi sıralamaya baktığımızda zarf, sıfat ve zamir olduğunu görüyoruz. Seçeneklere baktığımızda da arkadaşlar bakın zarf, sıfat ve zamir bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin örneği bu açıklamaya uygun değildir demiş. Açıklamamıza bakalım. Bir okulda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan Ramazan Bey, öğrencilerinin aynı soru sözcüğünü önceki cümle içinde sıfat, daha sonraki cümlede ise zamir olarak kullanmalarını ister. Bakalım arkadaşlar, yazarın hangi kitabını bana önerirsiniz cümlesinde bakın hangi kelimesi soruyu sağlayan kelime ve dikkat edecek olursanız ismi belirtiyor. İsmi belirttiği için ve soru yoluyla belirttiğinden dolayı bu nedir? Soru sıfatıdır. Hangisi bu soruyu çözerken hata yapmadı sorusunda ise yine hangisi kelimesi soruyu sağlamıştır ve ismin yerine geçmiştir? Ali desem ismin yerine geçtiğini görüyoruz. O yüzden bu da nedir arkadaşlar? Soru zamiridir. Açıklamaya uygun olduğu için A seçeneğini elemiş oluruz. Ne kadar para vermesi gerekiyor sorusunda ise ne kadar sözcüğü para kelimesini belirtiyor. Para da isim olduğundan dolayı ve ne kadar sözcüğü soru yolu da belirttiği için arkadaşlar bu nedir? Soru sıfatıdır. İstanbul'da tatilinizin ne kadarını geçirdiniz? Üçünü, beşini, yarısını desem üçü, beşi, yarısı isimdir. İsmin yerine geçmiştir. O yüzden bu da nedir arkadaşlar? Soru zamiridir. Soru yoluyla geçtiğini göstermektedir. Yukarıdaki açıklamaya uygun olduğu için B seçeneğini elemiş oluruz. Kaç kişi bu konuda sana destek verdi cümlesinde ise yine kaç sözcüğü soruyu sağlayan kelimedir. Dikkat edecek olursanız kişi isimdir, ismi belirtmiştir. Soru yoluyla belirttiğinden dolayı da soru sıfat olarak kabul edilir. Öğrencilerin kaçı sınavda başarılı oldu? Kaçı sözcüğü soruyu sağlayan sözcük? 3'ü, 5'i, 7'si desem yine ismin yerine geçtiğini görüyoruz. Çünkü 3, 5, 7 tek başına isimdir. Arkadaşlar bu sözcük ismin yerine geçtiği için ve soru yoluyla geçtiğinden dolayı da biz buna ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz. Yukarıdaki açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Sahaftan kitabın kaçıncı baskısını aldın ifadesinde yine kaçıncı soruyu sağlayan kelimedir. Baskı isimdir. Soruyu sağlayan sözcük ismi belirtmiş. Üçüncü baskısı, beşinci baskısı desem. O yüzden arkadaşlar bu da yine soru sıfatı olarak kullanılmıştır. Bu yıl festivalin kaçıncısı yapılacak? Üçüncüsü, beşincisi, yedincisi desem yine ismin yerine geçtiğini görüyoruz. O yüzden bu da arkadaşlar soru zamiridir. Yukarıdaki açıklamaya uygun olarak kullanıldığını görüyoruz. D seçeneğini denemiş olduk. Öğrenciler okul bahçesine ne ağacı diktiler? Bakın ne sözcüğü burada ismin yerine geçmiş. Kiraz ağacı, elma ağacı, erik ağacı desem kiraz, elma, erik isimdir. İsmin yerine geçmiştir. Cevap olarak da belirtisiz isim tamlaması kuruyor dikkat edecek olursanız. O yüzden de arkadaşlar ne sözcüğü burada nedir? Soru zamiri olarak kullanılmıştır. Okuduğunuz şiirde şair neyi vurgulamıştır? Bakın neyi sözcüğü yine burada da ismin yerine geçmiştir. Neyi vurgulamıştır? Yalnızlığı, özlemi, aşkı vurgulamıştır desem yalnızlık, özlem, aşk isimdir. İsmin yerine soru yoluyla geçtiğinden dolayı arkadaşlar bu da yine soru zamiri olarak bilinmektedir.
aykırı olanı sormuştu. Bundan dolayı da İsmail'in örnekleri yukarıdaki açıklamaya uygun değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Cümlelerin hangisinde soruya verilecek cevap ötekilerinden farklı türde bir sıfat olur demiş. Bakalım. Öğretmenlikte kaçıncı yılınızı bitirdiniz? Bakın arkadaşlar, kaçıncı sözcüğü ismi belirtmiş. Cevap verelim. 3. yıl desem kaçıncı yıl? 3. yıl. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ıncı inci ekini almış ve kaçıncı sorusunun cevabı olduğundan dolayı bu nedir? Sıra, sayı, sıfatıdır. Bize zaten cevap ötekilerinden farklıdır demişti. Kaç kişi sana bu konuda dürüst davrandı cümlesinde ise yine kaç sözcüğü isim olan kelimeyi belirtiyor arkadaşlar. Ve cevabına baktığımızda ise 3 kişi, 5 kişi desek arkadaşlar asıl sayı sıfatı olduğunu görüyoruz. Yeni ortağınız sizden kaçta kaç hisse aldı cümlesinde ise bakın kaçta kaç ifadesi soruyu sağlayan kelimedir. Hisse kelimesini belirtiyor. Yani ismi belirtiyor. Sıfattır. Kaçta kaç dediği için de bu nedir arkadaşlar? Kesir, sayı sıfatı olarak kabul edilir. Tatil için nasıl bir yere gitmeyi düşünüyorsunuz sorusunda ise bakın nasıl kelimesi soruyu sağlayan kelime ve dikkat edecek olursanız yer kelimesini yani ismi belirtiyor. İsmi belirttiği için sıfattır ve soru yolu da belirttiği için de soru sıfatıdır. Cevabı nedir arkadaşlar peki bunun? Nasıl bir yer? Güzel bir yer, güneşli bir yer desem dolayısıyla arkadaşlar bu sözcük niteleme sıfatıdır cevap olarak. Kim milyoner olmak ister de ne kadar para kazanmış cümlesinde ise bakın ne kadar sözcüğü yine arkadaşlar para kelimesini belirtiyor. Para da isimdir. Soru yoluyla ismi belirttiği için soru sıfatıdır. Cevap verelim. 15 lira. Kaç lira? 15 lira. Arkadaşlar buradaki cevap da yine nedir? Asıl sayı sıfatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Soruda bize farklı olanı sormuştu arkadaşlar. Bakın A, B, C ve E seçeneklerinde belirtme sıfatı, diğer adıyla sayı sıfatlarını buldurmaya yönelikken tatil için nasıl bir yere gitmeyi düşünüyorsunuz ifadesinde ise soruyu sağlayan sözcük niteleme sıfatını buldurmaya yöneliktir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru cümlelerin hangisinde soru anlamı ismin yerini tutan bir sözcükle sağlanmamıştır demiş. İsmin yerini tutan sözcükler nedir arkadaşlar? Zamirdir. Seçeneklere bakalım. Ailenle beraber Konya'dan sonra nereyi gezeceksiniz ifadesinde nereyi kelimesi ismin yerine geçmiş. Kayseri desem arkadaşlar isimdir, ismin yerine geçmiştir. O yüzden bu sözcük nedir? Soru zamiridir. Soru yoluyla geçtiği için A seçeneğini elemiş olduk. Büyük özenle sakladığı bu hediye paketini kime verecek? Kime sözcüğü? Yine soruyu sağlayan kelimedir ve ismin yerine geçiyor. Annesine, ablasına, abisine verecek desek o yüzden bu sözcük zamirdir. Soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz. Orhan Pamuk Kırmızı Saçlı Kadın romanında hangi konuyu işlemiş ifadesinde ise bakın soruyu sağlayan kelime hangi kelimesi? Neyi belirtiyor arkadaşlar? Konuyu. Konu nedir? İsimdir. İsmi belirttiği için bu sözcük sıfattır. Soru yoluyla belirttiğinden dolayı da arkadaşlar soru sıfat olarak kabul edilmiştir. Zaten zamirle sağlanmayanı bulmamızı istemişti. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Çiçeklerden hangisi kış aylarında daha dayanıklı oluyor cümlesinde? Hangisi ismin yerine geçmiş? Karanfil desek, lale desek arkadaşlar ismin yerine geçer. Bundan dolayı bu da yine soru zamiri olarak karşımıza çıkar. Bunu da elemiş oluruz. Güreş müsabakalarında sporcuların kaçı başarılı oldu? Kaçı? Yine soruyu sağlayan kelime ismin yerine geçiyor. 3'ü, 5'i, 7'si, 10'u desem arkadaşlar, 20'si desem bunlar da isimdir. İsmin yerine geçmiş ve soru yoluyla geçtiğinden dolayı biz buna soru zamiri diyoruz. 12. soru. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı durum zarfıdır demiş. Seçeneklere baktığımızda bu kitabı en son ne zaman okudun sorusunda ne zaman sözcüğünü biz fiillere sorduğumuzda aldığımız cevap nedir arkadaşlar? Tabii ki zaman zarfıdır. Dolayısıyla burada da zaman zarfı olacaktır. Geçen sene birlikte nereyi gezmiştik?
Nereyi? Çorum'u, Antalya'yı, Efes'i gibi. Bu da ismin yerine geçmiş. İsmin yerine geçtiği için arkadaşlar ve soru yoluyla da geçtiğinden dolayı bu sefer soru zamiri olarak kullanılmıştır. Soruların en zoru hangisidir ifadesinde ise yine hangisidir? Beşincisi desem, yedincisi desem arkadaşlar ismin yerine geçmiştir. İsmin yerine geçtiği için bu da soru zamiridir. Yazar kendi dönemini nasıl anlatmış? Bakın, nasıl sözcüğü anlatmak fiilini belirtiyor. Fiili belirten kelimelere biz zarf diyoruz arkadaşlar. Soru zarfıdır. Cevap verelim. Kolay anlatmış. Nasıl anlatmış? Kolay anlatmış. Fiillere sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verir? Durum zarfını verir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada soruyu sağlayan sözcük soru zarfıdır. Aldığımız cevap da durum zarfıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Buraya nasıl geldiğini biliyor musun ifadesinde ise burada nasıl geldiği doğru soru zarfı var. Fakat asıl soruyu sağlayan kelime arkadaşlar musundur. Mı, mi, mu, mü soru edatı olarak bilinir. Bundan dolayı biz bu seçeneği de elemiş oluruz. Evet arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz. 13. soruya. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı sözcüğün tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? Sinemaya hangi gün gitmeyi düşünüyorsun ifadesinde bakın yarın sözcüğü gerek ismi belirtse gerek de arkadaşlar fiili belirtse biz buna ne diyoruz? Zaman zarfı diyoruz arkadaşlar. Antalya'da kaç gün kalacaksın? Burada kaç sözcüğü soruyu sağlamış. 5 gün desem gün isimdir. Kaç gün? 5 gün. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 5 sözcüğü burada asıl sayı sıfatıdır. Elimizde ne kadar kitap vardı? Ne kadar sözcüğü ismi belirtmiş? O yüzden arkadaşlar soru sıfatıdır. Cevabı ise 30 kadar kitap desem kaç kitap? 30 kadar. Dolayısıyla arkadaşlar 30 kadar sözcüğü de yine asıl sayı sıfatıdır. Onu nasıl bir ortamda karşıladınız? Nasıl sözcüğü soruyu sağlayan kelimemiz. İsim mi belirtmiş arkadaşlar? Ortam kelimesini belirtmiş. Nasıl ortam? Kalabalık ortam. Kalabalık sözcüğü de yine burada niteleme sıfatı görevindedir. Daha çok neredeyi ki manzaradan söz etti cümlesinde neredeyi ki kelimesi manzarayı belirtmiş. Yani ismi belirtmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu sözcük nedir? Soru sıfatıdır. Dikkat edecek olursanız ki var. Bu ki nedir arkadaşlar? Sıfat yapan ki'dir. Bu da işaret sıfatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bize ne sormuştu arkadaşlar? Cevabı sözcüğün türü yönüyle diğerlerinden farklıdır demişti. B, C, D ve E seçeneklerinde sorunun cevabı arkadaşlar nedir? Sıfattır. A seçeneğinde ise zaman zarfı olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.